Almanya'da günden güne artan gaz ve elektrik fiyatları ülkedeki hırsızlık vakalarında da artışa neden olmuş durumda. Odun ve kömürün stoklandığı Almanya'da satın alacak odun bulamayan kişiler odun hırsızlığına başladı. Hırsızlığın boyutu milyonlarca euroyu aşmış durumda. Peki Almanlar bu durum hakkında ne düşünüyor? Gelin birlikte cevabına bakalım. Önce koronavirüs pandemisi, ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve son olarak Rusya'nın yaptırımları Avrupa ekonomideki resesyona ve enerji krizine çözüm ararken bir yandan da soğuk kışa hazırlık yapıyor. Gaz stoğunun giderek azaldığı Avrupa ülkelerinde odun ve kömür stoklanıyor. İşte o ülkelerden biri de Almanya. Karneli doğal gaz formülünün gündeme gelmeye başladığı ve enerji fiyatlarının da giderek arttığı ülkede insanlar kış için odun stoklamaya başladı. Kıştan korktuğumuz için anne ve babamla birlikte yapı markete geldik. Onlar elektrikli bir ısıtıcı satın almak istiyorlar fakat hepsi satılmış. Artık daha kısa sürelerde duş alacağız. Enerjiden tasarruf etmenin yollarını arayacağız. Odun sobamızı kullanacağız. Odunları kendi bahçemizden topladık ama çok fazla etmeyecek. Ülkedeki enerji fiyatlarındaki yükselişse hırsızlıkları beraberinde getirdi. Odunla ısınmak isteyen bazı kişiler ormanlık alanlarda kaçak olarak ağaç kesmeye başladı. Kimi de stoklanmış odunları çaldı. Berlin Ormancılar Derneği, odun hırsızlarının neden olduğu zararın milyonlarca euro değerinde olduğunu açıkladı. Sadece Turinge eyaletinde bu yıl 1200 metreküp odun çalındığı, rakamın önceki yıllarda sadece birkaç yüz metreküp olduğu ifade edildi. Organize olarak ormanlardan odunların çalınması Almanya'nın birçok eyaletinde giderek artan bir durum. Enerji ve odun fiyatlarındaki artış ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Bu da insanları odun çalmaya yetiyor. Hırsızlığı önlemek için bu nedenle odunlara uydu takip cihazları takılıyor. Odunun içi oyulup cihaz buraya konuyor ve sonra tekrar görünmeyecek şekilde kapatılıyor. Almanlar artık odun bulamadıklarını, insanların ısınabilmek için alternatif yollar aradığını söyledi. İnsanlar artık enerjiden tasarruf etmenin yollarını arıyor. Camlara termoperde takıyorlar. Kapı altlarını kapatıyorlar. Evlerinin ısısına daha dikkat ediyorlar. Müşteriler teslimat daha hızlı olmuyor mu diye soruyor. Fazladan para bile teklif ediyorlar. Onlara hayır diyorum. Randevulu çalışıyoruz. 6-8 hafta teslimat süresi veriyorum. Odun az ve pahalı. Bunu odun satıcıları da değiştiremez. Almanların sesi bir bakıma tüm Avrupa'nın sesi. Ülkede artan odun hırsızlığı vakaları ise kıtadaki enerji krizinin şiddetini gözler önüne serer nitelikte.